Herkese merhaba. Ahmet Selim Şimşek ben. Bugün size anlatmak istediğim konu, daha önceden size bahsetmiştim. Kedilerle FIP hastalığı ile ilgili. Daha önceki videolarda size bir kere kendim tecrübem ve kendim yaşadığım anıları yaşatmıştım. Ve sonraki videolarda size bu bazı anılarımı da anlatmak istiyorum diye bahsetmiştim. Çünkü son dönem karşımıza sık sık şu FIP hastalıklar sosyal medyalarda karşımıza çıkıyor. Çok etiketleniyoruz. FIP hastası var, şu var, bu var. İster istemez daha önceki de bahsettiğim gibi çok maliyetli bir hastalık olduğu için yardım, yani bir bağış, yardım toplamak istiyor insanlar. Tabii ki anlayabilirim. Çünkü gerçekten çok maliyetli bir iş. Şimdi size bugün anlatmak istediğim konu ıslak FIP neydi? Bir kedinin göbeği şişti zaman. Yani göbeğde, karnında daha doğrusu sıvı birikiyor. 1 litreye kadar bir sıvı birikebiliyor. Ondan sonra şiştikçe de şişiyor. Kendim birebir FIP hastalıkla tanıştım. Sene 2015, evimde yaklaşık 10 tane kedi var. Her şey bir kediyle başladı. Daha önce size anlattım zaten o kediyi. Uzun tüy bir kedi geldi. Kendi yerleşti. Zaman içinde kediler artı evimin önünde ve içinde. Tabii ki bana gelen kediler o dönem hepsi yetişkin kediydi. Kış aylarındaydık ve millet gitmeye başladı bizim siteden veya tatili bitmiştir. Millet memleketlerine gitmiştir ve tabii ki hayvanlar gene kaldı. Baktım sonbahara doğru, Kasım ayları gibi gene evimin içinde ve dışında dediğim gibi kediler artmaya başladı. Tabii ki gelene de biz de mama veriyoruz, yani biz o şekilde. Gelene biz mama veriyoruz. Ben mama veriyorum. Yani daha doğrusu gelen kediye boş çevirmiyoruz. Karnı atsa. Ama tabii ki bulmuşlar sıcak yeri, evi ve ayrıyeten mama bulmuşlar kediler. Onlar da tabii ki en sevdiği olaylar olduğu için onlar da kolay kolay gitmezler o zaman. Şubat'a doğru diyeyim ben size. Hani kediler Kasım'a doğru çoğaltmaya başladılar. Toplam bir 10 tane kedi vardı. Yani 2-3 tane evin içine girip çıkardılar. Zaman içinde yemek saatlerinin hepsi girmeye çalışıyorlardı. Tabii ki buyur gelin diyorum ben de. Zaten kimse yok. Bir baktım Şubat'a doğru şöyle 2-3 ay sonra kedilerin karnaları şişmeye başladı. Allah Allah dedim ya, 10 tane kedi var, bunların 5-6 tanesi aynı anda hatta karnaları şişmeye başladı. Ya dedim, şimdi ben de düşünmeye başladım, bunlar hepsi hamile mi oldu şimdi? İlk düşüncem oydu zaten. Bu kediler hamile oldu. Ya nasıl hamile oldu bu kediler? Baktım ettim, Allah Allah, baktım bir tane teyze var bizim sitede. Kedileri çok sever, bakar aynı zamanda, hala da öyle. Yani yıllar geldi gitti, teyzeyle sık sık görüşüyor zaten. Ben de bir veterine falan olay olduğu zaman ben de yardımcı oluyorum tabii ki. Götürüp getiriyorum. Teyze bana dedi ki, bu kediler nasıl karnları öyle şişti diyor. Bunlar hepsi kısırlı diyor. Ben çoğunu kısırlaştırdım bunları. Teyze bana dedi bu. Allah Allah, kısırlı dedim. O zaman anlamıyorum daha kedilerden. Daha ilk dönemlerde, 7 sene önce. Ya bunlar hepsi hamile değilse o zaman ne bu? Ben de tabii ki ciddiye almadım. Teyze de bilmiyor neyin olduğunu, karnını şişti. Bana dedi ki, bunlar niye öyle şişti diyor. Sen ne mama veriyorsun diye soruyor bana teyze. Vallahi ben normal mama işte alıyorum, mama bunlara veriyorum dedim. Neyse ben bunlara iç parazit vereyim dedi teyze. İyi tamam o zaman. Ver o zaman teyze. İç parazit de ne olduğunu bilmiyorum. İşte ilk dönem dediğim gibi. Yani daha pek bir anlamıyorum kedilerden ama seviyordum ve besliyordum. İç parazit vermiş teyze. Tamam her şey güzel. Kediler, bir baktım bir kedi kayboldu. Görmedim bir daha. Bir baktım bir iki üç gün sonra gözükmedi o kedi. Kedinin biri baktım çok halsizlaştı. Karnı da şişti. Bu sefer teyzeye sordum. Senin bildin, tanıdığın bir veterine var mı diye. O da bana dedi ki var dedi. Aradım. O zaman bir tane hanımefendi vardı. Sağ olsunlar servisleri de vardı. Gelip gidiyorlardı. Hepsinde yok çünkü öyle bir servis. Da çıktı geldi. Kedi aldı götürdü. Kedi tabii ki bu aynı oldu. Veterine beni aradı, beni bilgilendirdi. Kedinin hastalıkla ilgili dedi ki, bu kedi FIP hastalığı olmuş. Ya neymiş bu FIP dedi, bu kedi yaşaması zor, ilacı yok, ilacı bulunmuyor. Bu kedi maalesef kaybedeceksiniz dedi bana. Allah Allah dedim, şimdi 5-6 tane kedi var bu şekilde dedim. Biri 3-4 gün önce kayboldu, şimdi bunu kaybedeceğiz. Öbürünü mü kaybedeceğiz? Can çekişe mi ölecek bunlar dedi. Ne var, ilacın ne varsa gerekeni yapın dedim ben de veterinerlere.
Dedi ki maalesef bir şey yapamayız. Sıvı boşaltsak bir de sıvı geri girer karnına dedi bana. Ölecek mi şimdi dedi. Hem de kısa ömürleri var diyor. 2, 3, 4, maksimum 5 hafta diye illetti bana. Ne zamandır öyle şişik dedi bana. Dedim olmuştur yani 2-3 hafta oldu dedi. Zaten onun için artık zorlamaya başladı hayvanı. Şimdi ya hayvan can mı çekim ölecek şimdi? Ben buna inanamadım yani ister istemez ilk defa karşılıyorum ben öyle bir olay. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. 5-6 tane kedi var evin içinde. Şimdi ölecekler mi yani? Onu mu anlayayım ben şimdi? Evet öyle diyor bana. Allah Allah dedim ya bu nasıl bir şey dedim ya. Ya ilacı yok, ilacı yok diyorlar bana. Ben de şimdi merak ettim ya belki bir şey, belki bilmez bu. Nasıl ölecek sanki şey mi? Şimdi veterineler niye öyle FIP artık geliştiği zaman neden sokak hayvanlarda uyutmaya öneriyorlar? İnsanlar çok kızıyorlar onunla ilgili. Tabii ki benim için de Allah can verir, Allah can alır. Ben de aynı fikirdeyim. Ama bunun tedavisi gerçekten maliyetli. Hele ıslak FIP'se tedavisi hiç yokmuş. Yok. İlacı bulamadık biz yani yok. Kuru FIP'in tedavisi varmış, öbüründe yokmuş. O zaman öyle söylediler bize. Kuru FIP'te mesela öyle eridik bir zaman bir hayvan her gün ineğe gidecek 84 gün. Ve o 84 gün iğne gerçekten çok maliyetli olur. Veterine de neden söylüyorlar? Biz bunun tedavi ücretini ilacını getirtirip bir de peşin alalım biz. Niye peşin alalım? Adam 10 gün iğneye gidiyor, bitiyor ilacı. Bir daha lazım, yok bulamayız, edemeyiz, yok getirin, etten istersemez. Veterine de diyor ki ben bunu ilacı peşin alıyorum. Ama bir sokak hayvan derler mesela şimdi. Kaç tane hayvan tedavi ederler o parayla demek istiyorum. Çünkü gerçekten maliyetli bir iş. İlacı bugün baktık zaman 84 gün iğnesi 2000 dolar aşağı yukarı. Hatta en yen geze bilmem ne bir ilaç varmış. Ben de yeni öğreniyorum bunları hepsi. İlacı varmış, gelip gidiyor iğneye, iğneye gelip gidiyor. İnşallah kimse bu hastalıkla karşı karşıya kalmaz. Ben bugüne kadar tabii ki ilk ıslak FIP'le o zaman karşılaştım. Ve kesinlikle ben de uyutmak yana değilim. İstemiyorum yani. Çok uğraştık. Her zaman uğraşıyoruz. Yapalım, edelim. Bağış güçlendiriciyle, antibiyotiklerle, vitaminlerle her şey veriyoruz. Ama maalesef hayvanları hep kaybettik. Çünkü ilacı yok. Bulamadık. 2 sene önce elimde büyüdüğün olan yavru gözümde göre göre 2-3 hafta içinde maalesef kaybettim o hayvanı. Benim FIP hastalıkla tanıştım. Bundan aşağı yukarı 6 sene önce tanıştım. Nasıl tanıştım? Evime yerleşen kedilerle tanıştım. 10 tane kedi vardı. O 10 tane kediden ıslak FIP'ten karnı şişti. Karnı şişer, ıslak formu öyle belli oluyor zaten. 6 tane kedi ben kaybettim. Onu da tabii ki hiç unutmayacağım. Daha önce size kuru formu anlatmışım. İskenderun'dan misafire gittim, bir kedi getirdim. Hatta o zaman 17 kedi kaybetmiştim. O zaman kuru formuyla da tanışmıştım. Yani çok kötü bir hastalık arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. İster ıslak, ister kuru. İkisi çok çok zor hastalıklar. Ben tabii ki elimde ne geliyorsa iyileştirmek için yapmayı her zaman çalışırım. Benim kediler, başka bir kedi. Yapmaya çalışıyoruz. Ama maalesef o 84 gün yine de tam iyileşecek bir de bir garantisi yoktur. Yani. Sonra her gün veterinedeyim. Her gün bir veterine görüşüyorum. Ve gerçekten yapılacak bir şey varsa her türlü yaptırırız. Ama olmuyor. İlacı yok şu anda. Pandemiden dolayı hiç ilacı bulamıyoruz. Şimdi ben bunu niye anlattım ben size bugün? Çünkü sosyal medyada gerçekten çok etiketleniyorum. Millet bana çok özel mesaj yazmaya başladı. FIP hastamız var, ıslak FIP. Yok şu kedi kaybetmeyelim, yok bu kedi ölmesin. Ya hepimiz ölmesini istemiyoruz. Ben size ne diyorum? 6 kedi birden kaybettim, 17 kedi birden kaybettim. Ben mücadelesini vermişim zaten bu hayvanların. Ve geçen sene toplam 4 tane kedi FIP hastalıktan kaybettim. O hikayeleri size anlatacağım daha. Biri ıslak FIP'ten, biri kuru FIP'ten. Özellikle eğer FIP hastalıkla karşı karşıya kaldıysanız, bakın arkadaşlar, veteriner özellikle söylüyor, hastalık aşırı bulaştırıcı. Özellikle 10 tane kedi varsa evde, o kedi yalnız kalmalı. Ayrı yemek ve su kaplardan yemesi ve su içmesi lazım. Ayrı bir tuvalet kullanması lazım. Çünkü hepsini bulaştırır. Ben de ilk başlarda veterini yanlış anladım. Eğer artık o virüs kaptıysa, o hastalık kaptıysa en iyi yolu şu anda bu kedi uyutulması dedikleri zaman. Ben de ilk zamanlarda çok kızıyordum. Ya nasıl dersiniz öyle, nasıl bir şey ama eğer çok kediniz varsa ayrı tutun o kediyi. Ben hep ayrı tutuyorum. Bodrum'da artık Allah göstermesin bir de bir FIP hastalığı karşılaşırsam zaten ayrı
yerim var benim artık öyle bir durumlar için. Çünkü ben her zaman yaşamalar için mücadelemi vereceğim. Veterinerler diyor ki, şimdi bu kedi, kaç tane kedinin hayatını kurtarırlar bu parayla mesela. Tabii ki kimse ölmesini istemez. Yaşayan bilir, öyle söyleyeyim ben size. Başınıza geldiği anda bu kedi nasıl gitti? Zaten ben her fip hastalıkta kafadan birkaç gün kendime gelemiyorum çünkü. Bir fipten bir kedi kaybettiğim için. Çünkü gözümün önünde eriyor gidiyor hayvan ya. Çok seviyoruz, elimiz de büyüdü. Charles geldi bizi buldu, sahip çıktık, besledik. Her şeyini yaptırdık hayvanın daha önce. Sorun bir de ne burada? Fip hastalığın aşısı yok. Bana çok gelen mesajlar bu şekilde az çok yapılanmış oluyorum. Uğraşın tabii ki. Yaşaması için her zaman uğraşacağız. Ama gerçekten bir fip teşhis olduğu zaman ömrü gerçekten daha önceki veterinerlerin bana dediği gibi 5 haftadır. Bakın ben size niye hep veteriner diyorum? Ben veteriner değilim. Ben bunu size ne anlatıyorum şu anda? Birebir yaşadığım anılar anlatıyorum ben size. Niye? Çünkü çok kediye baktım ben. Çok kedi besledim ben. Hatta şu anda evimde de çok kedi var, iş yerinde de çok kedi var ve sokakta çok baktım kediler var. Onun için ben size birebir yaşadığım anıları anlatmak istiyorum size burada. Yani yapılacak bir şey varsa her türlü yaparız zaten. İyi, bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.